1978 tarihli bir plak, İçimdeki Fırtına, Erol Evgin'in seslendirdiği bir şarkı, Çiğdem Dönü Melih Bar bestesi ve o dönemin en güzel şarkılarından birisi. Aslında arabeskin ortalığı sardığı bir dönem bu. Bir anlamda arabeske de bir karşı duruş İçimdeki Fırtına, çünkü herkes neredeyse Orhan Gencebay, Hakkı Bulut, Selam Şahin besteleri söylerken Erol Evgin bir Çiğdem Dönü Melih Bar şarkısı söylemeyi tercih etmiş ki aslında 1976 yılından itibaren sadece onların şarkılarını söyledi Çiğdem Dönü ölene kadar. İçimdeki Fırtına, Erol Evgin'in bu ikiliyle yaptığı üçüncü plak. Çiğdem Tolu o güne dek yabancı şarkılara söz yazarken birdenbire kararından vazgeçiyor. Yeni bir karar alıyor ve Türkiye'li bestecilerin şarkılarını desteklemek için bir basın toplantısıyla bu kararını duyuruyor. Yanında Erol Evgin ve Melih Kibar var. Nitekim işte öyle bir şey adlı şarkı çıkıyor ve ortalığı kasıp kavuruyor. Ardından bambaşka bir yol açılıyor Türkiye'de pop müziğin önünde. İçimdeki Fırtına da bu üçlünün en ses getiren ürünlerinden birisi. Aslında böyle tüyler ürpertici bir hikayesi var bu şarkının. Melih Kibar'ın İngiltere yıllarından kalma bir şarkı. İngiltere'de boş bir evde otururken birden dışarıda büyük bir fırtına çıkıyor. Melih Kibar biraz da onun korkusundan piyanosunun başına oturuyor ve hızla bir beste yapıyor. Anında Çiğdem Talu'ya gönderiyor Türkiye'ye ve Çiğdem Talu şarkıya bir söz yazarak Melih Kibar'a gönderiyor. Fırtınadan bahis yok Melih Kibar'ın bestesinde. Çiğdem Talu'ya gönderirken de bunu anlatmıyor. Fakat Çiğdem Talu'dan gelen şarkının başlığı İçimdeki Fırtına. Melih Kibar bunu gördüğü anda koltuğa yığılıyor. Öyle anlatıyor daha sonra bu hikayeyi. Ve işte bu ikilinin aslında ne kadar özel bir birliktelik yaşadıklarını da anlatan bir şarkı bu. Nitekim Erol Evgin'in de muazzam yorumuyla Türkiye'deki en güzel şarkılardan birisi olarak tarihte yerini alıyor İçimdeki Fırtına.